Başlamak istiyorum. George Cerdakki Hristiyan bir ilim adamıdır. İmam Ali aleyhisselam hakkında 5 cilt kitabı vardır. 5 cilt insani adaletin sesi İmam Ali diye 5 cilt kitap yazmış bir Hristiyan. Bakınız diyor ki ne olurdu ey dünya? Bir Hristiyan diyor. Ne olurdu ey dünya? Tüm güç ve kudretini seferber ederek her dönemde insanlık toplumuna akıl, fikir, ruh, beyan, güç ve yiğitlik açısından Ali gibi bir şahıs verseydi. 2002 yılında Birleşmiş Milletler 160 sayfa İngilizce belge yayınlayarak dünya tarihinin en adaletli yöneticisi olarak Hazreti Ali'yi duyurmuştur. Dünya tarihinin bakın, Birleşmiş Milletler tarihini de söyledim. Birleşmiş Milletler Yasama Komisyonu İmam Ali'nin ey Malik, halk iki gruptur, ya dinde kardeştir ya da yaratılışta eşindir sözünü onaylamaya alarak oy birliğiyle kabul etmiş ve bu cümlenin tüm dünyada yasamada en esaslı söz ve kanun olarak alınmasını tavsiye etmiştir. Çin'de bir stratejik araştırma merkezinin duvarında bir Arap atasözü diye yazar. Arap atasözü diye yazıyorlar Çin'de. Ve bu sözün İmam Ali Aleyhisselam'a ait olduğu herkesçe bilinir. Eğer fakirlik bir insan olsaydı onu öldürürdüm. Çinliler Hazreti Ali'ye bu şekilde değer veriyor. Veyahut da George Jordak ne diyor? Alemin suları, havuz suyu, ırmak suyu, deniz suyu ve okyanus suyunun dalgalanma ihtimali vardır. Ancak Ali'nin sahip olduğu vücut deryasını hiç kimse ve hiçbir şey dalgalandıramazdı. Başka bir sözünü arz edeyim. George Cerdak'ın bakınız. Diyor ki benim Papa hakkında şiir yazmam gerekirken neden Ali hakkında şiir yazdığımı sorarlar. Ben faziletlerin aşığıyım ve faziletlerin kaynağını Ali'de gördüğüm için onun hakkında şiir yazıyorum. Şimdi Muhammed Fatih kardeşim, George Cerdak'ın son bir sözünü arz edip biraz sonra Hazreti Ali aleyhisselam hakkında bakınız. Ey Ali, George Cerdak diyor, Hristiyan, ey Ali, eğer senin İsa'dan üstün olduğunu söylersem bunu dinim kabul etmez. Eğer İsa'nın senden üstün olduğunu söylersem bunu da vicdanım kabul etmez. Senin ilah olduğunu söyleyemiyorum. Öyleyse kendin bize söyle ey Ali, sen kimsin? Bu bir Hristiyan'ın sözü. Eserini de söyledi. Şimdi bakınız Muhammed Fatih kardeşim. Emevi döneminde Hazreti Ali'nin şemailini, kıyafesini nasıl anlatabilirler? Yani az önce Semure'den bir örnek verdim. 91 seneyi örnek verdim. Ali düşmanlığıyla geçen bir 91 sene. Hükümet politikası ortada. Bu hükümet politikası Ali'nin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın fiziğini nasıl anlatır? Şaşıydı. Efendim bir ayağı uzun bir ayağı kısaydı. Sıskaydı. Göbekliydi. Keldi. Bu şekilde anlatır. Hatta öyle bir şekilde anlatır ki Fatıma bile Ali'yi sevmiyordu, hoşlanmıyordu, evlenmek de istemiyordu. Peygamber'e diyor ki bula bula bunu mu buldun bana? Bakın o Fatıma ki takva abidesi. O Fatıma ki iffet abidesi. O Fatıma ki babası tarafından cennet kadınlarının hanımefendisi olmakla müjdelenmiş bir Fatıma. O Fatıma ki Kevser'dir. O Fatıma kalkacak babasına diyecek ki bula bula bunu mu? Bunların hepsi Emevi düzmeceleri, Emevi uydurmaları. Ben önce Hazreti Ali'nin şemailine kısa birkaç belgeyle örnek vereyim. Bakınız Zehairul Ukba aynen şöyle yazıyor.
İmam Ali yetişkin olduğu zamanlarda biraz kısa görünen ama orta boya sahip idi. Yüzünün rengi esmer buğday teni idi. Beyaz uzun sakalı, iri ve kara gözleri, güzel yüzü, açık sim, güzel yüzü bakın. Zekairul ukbe ehli sünnet alimidir. Güzel yüzü, açık siması, gümüş ibriği yahut ince gümüş sütunu andıran uzun boyunu, aslan kemiklerini hatırlatan enli omuzları, adaletli kaslı kolları, enli kabaca elleri, onu biraz kilolu gösteren ilimle dolu olan göbeği vardı. Şu ilimle dolu olan göbeği ben açıklayayım. Enzaul betin. Ya özür diliyorum hocam. Enzaul betinin önde 14 asır önce hangi alanlarda kullanıldığını Lisanul Arap'tan bir açıp baksınlar. 14 asır önce Araplar Mekke'de, Medine'de Enzaul Betin Türkçe'ye tercüme ettiğin zaman büyük göbekli, büyük karınlı Türkçe'ye tercüme ettiğin zaman 14 asır önce bakınız Enzaul Bet kadim Arap dilinde birine karnı geniş dendiğinde o kişinin iri yapıda olduğu anlaşılır, bu şişmanlığa delalet etmez. Ayrıca bu ifade o kimsenin savaş ehli bir pehlivan olduğunu gösteren bir ifade idi. Özellikle İmam Ali'nin göbeği yahut bedeninde herhangi bir kusuru yoktu. Yani iki anlamda kullanılıyor. Ya pehlivan veya da iri yapılı. Ama şişko, göbekli böyle bir anlam enzaul bet ifade etmiyordu. Bakınız Zekayr-ül Ukba'dan arz ettim. Geçiyorum. Bakınız. Hazreti Ali aleyhisselam kimden arz edeceğim? Zehebi'nin üstadı Cüveyni. Bakın Zehebi'nin üstadı Cüveyni. Zehebi üstadı hakkında ne diyor? Kendi üstadı Cüveyni hakkında kim? Meşhurdur. Hem Zehebi hem de üstadı Cüveyni. Diyor ki ben muhaddis, imam, yegane, kamil, fahrul İslam Cüveyni'den ders aldım. O rivayetlere hadis kitaplarını elde etmeye çok önem gösteriyordu. Heybetli, dindar biriydi. Zehebi bu sözü Tezkiretul Huffaz kitabının 4. cildinin 194. sayfasının 24. satırında yazmış. Satırına kadar söyledim. Zehebi üstadını bu şekilde anlatıyor. Cüveyni Hazreti Ali aleyhisselam kıyafesi hakkında, Hazreti Ali'nin efendim şekli hakkında ne diyor? Rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Diyor ki men erade en yanzura ila Adem fi ilmihi. Kim Adem peygambere ilminde bakmak istiyorsa, Adem peygamberi ilminde görmek istiyor ise ve ila Nuh fi fehmihi. Kim Hazreti Nuh'un anlayışını görmek istiyorsa ve ila İbrahim fi hilmihi. Kim İbrahim peygamberin hilmini görmek istiyor ise ve ila Yahya İbni Zekeriya fi zuhdihi, Zekeriya, Yahya İbni Zekeriya'nın zühdünü görmek istiyor ise ve ila Musa fi betşetihi, kim Musa peygamberin heybetini görmek istiyor ise felyenzur ila Ali İbni Ebi Talib, Ebu Talib oğlu Ali'ye baksın. Cüveyni bunu naklediyor. Nerede? Faraidus Simtayn sayfa 170'te. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Zehebi'nin üstadı bunu nakletmiş. Buyuruyor ki peygamberlerden isim veriyor. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti Zeki. Kim bunları görmek istiyorsa Hazreti Yahya, kim bunları görmek istiyor ise Hazreti Ali'ye baksın. Başka bir örnek vereyim. Ebu'l-Ferac İsfahani ehli sünnet alimidir. Diyor ki Ali buğday tenli, geniş omuzlu, orta boylu ama biraz kısa boylu. Biraz kısa boylu. Parmakları ince, bilekleri kalın, ayaklarının dizden aşağısı ince, gözlerinde çekici, latif bir kırıklık vardı. Yani gözlerinde arıza yoktu. Birilerinin söylediği gibi. Gözlerinde problem yoktu. Çekici diyor bir kırıklık vardı.
Yüzü geniş ve başının ön tarafında saçı yoktu. Bakınız Muhammed Fatih kardeşim, hiçbir muteber sünni kaynak, hiçbir muteber sünni alim, hiçbir Emevilerin 90 senesinden etkilenmeyen bir sünni alim, Hazreti Ali'nin siması, fiziği hakkında uygunsuz tek bir kelime yazmamıştır. Bakın, Emevilerden etkilenmeyen hiçbir alim böyle bir şey yazmamıştır. İbni Abdülbir, bakın, 463'te dünyaya gelmiş. Yani Hicri 4. asırlarda yaşamış. 5. asır pardon. 463'te dünyaya gelen İbni Abdülbir İstiab kitabında ne diyor? Hazreti Ali orta boylu, siyah gözlü, güzel yüzlü. Allah'tan korksunlar ya. Fatıma o kadar efendim Ali'den hoşlanmıyordu ki bula bula bunu mu bul diyor. Güzel yüzlü. Bakınız. Güzel yüzlü. O kadar güzeldi ki 14'lük ay gibi parlıyordu. İbni Abdülbir bunu diyor. Enzeul Betin, az önce söyledim, büyük karın. O kelimenin ne anlama geldiğini söyledim, şişman anlamında değil. Enzeul Betin'di. İbni Esir 630'da dünyaya gelmiş. Hicri 630, yani 7. asırda yaşayan ehli sünnet alimlerinden Uşkül Kabe kitabında Abdullah İbni Davud'dan naklediyor. Abdullah İbni Davud'dan diyor ki bir gün Hazreti Ali hutbe konuşması için minbere çıktı. Halka hitap ederken o gün siması herkesten güzeldi. Herkesten güzel. Veyahut da başka bir rivayet. Diyor bir gün birisi Peygamber Efendimiz'e sordu. Hocam o güzellik de olabilmez mi? Yani o gün mesela hutbeye veya minbere çıktığı zaman o gün Hazreti Ali'ye olan sevgisinden belki çok güzel bakmıştır, çok güzel görmüştür. Sonuçta ama, o göreceli bir şey olabilir. Çünkü güzellik göreceli olabilir. Ama şuna bir şey demem mesela. İri gözlüydü. Bu herkes tarafından nesnel bir şey. Yani öznel bir şey değil. Ama belki güzellik kavramı veya güzellik algısı. Çünkü benim mesela güzel dediğime siz güzel değil diyebilirsiniz. Ya da öbürünün mesela esmer derseniz bu sabit olan bir şeydir. Yani orada yorumlar devreye girmez. Ama benim güzel ya da yakışıklı anlayışımla sizinki de farklı olabilir herhalde. Emevilerin, bakın yine söylüyorum. Şimdi burada bir kişinin, ravinin sözünü nakletmişler. Bir ravinin sözünü nakletmişler. Ben Peygamber Efendimiz'in sözünü nakledeyim. Peygamber Efendimiz kişiye göre konuşmaz, hakikate göre konuşur, vakaya göre konuşur. Bakınız, Muhibbiddin-i Taberi, Riyad-ı Nezre, 3. cildin 172. sayfası. Meşhurdur bu. Muhibbiddin Taberi, Riyad-ı Nezre de meşhurdur. Diyor ki biri Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, Ali Livaul Hamd'ı nasıl omuzlanacak? Nasıl Livaul Hamd sancağını taşıyacak? Peygamber Efendimiz buyurur ki yarın mahşer gününde Livaul Hamd Ali'nin elinde olacak. Bu sahabe soruyor, diyor Ali bunu nasıl omuzlanacak? Muhibbiddin-i Taberi naklediyor bu rivayet. Peygamber Efendimiz diyor buyurdu ki Ali onu nasıl omuzlanamayabilir? Zira onda bir takım özellikler vardır. Bir, sabrı benim sabrım gibidir. İki, simasının güzelliği Yusuf'un simasının güzelliği gibidir. Bu Peygamberimizin kelamı. Üç, kuvveti Cebrail'in kuvveti gibidir. Bunu Muhibbiddin-i Taberi Riyad-ı Nazre'nin 3. cildinin 172. sayfasında nakletmiş. Veyahut da Muhibbiddin-i Taberi Zehayrul Ukba'nın 57. sayfasında, başka bir eserinin 57. sayfasında diyor ki Ali 14'lük ay gibi güzel yüzlü birisiydi. Bu konuda kıyafet konusunda son bir sözü arz edeyim, diğer konulara geçeyim. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hazreti İbrahim'in hilmine, Hazreti Nuh'un hükmüne, Hazreti Yusuf'un güzelliğine bakmak isteyen Ali'ye baksın. Muhibbiddin-i Taberi cilt 3 sayfa 196'da da bu rivayet. Dolayısıyla birilerinin anlattığı gibi Hazreti Ali sıska, çelimsiz, efendim gözleri böyle dengesiz, Hazreti Fatıma hatta o kadar rahatsız olmuş ki babasına itiraz etmiş. Bunların hiçbiri gerçek İslam tarihinde yoktur. Sebeplerini şimdi arz ediyorum. Bakınız Muhammed Fatih kardeşim. Hocam siz bunu kapatmadan
Şemail konusunu kapatmadan ben şunu söyleyeyim. Yani açıkçası Hazreti Ali kıllı bile olsa ya da göbekli bile olsa bence bu Hazreti Ali'nin Hazreti Ali oluşuna bir halel getirmez. Yani nihayetinde insan olabilir. Yani yaratılış